Küresel iklim grevi öncesi Atlas Sarrafoğlu bizimle birlikte. Atlas Sarrafoğlu 15 Mart'ta başlattığı okul grevlerini bugüne taşıdı. Ve bugün küresel iklim grevi öncesi t 4ün sorularını yanıtlayacak. Hoş geldin Atlas. Hoş bulduk merhaba. Ee, 15 Mart'ta ilk okul grevini yaptığın zaman seninle daha öncesinde konuşmuştuk ve o zamanlar daha Türkiye'de iklim grevleri, işte okul grevleri yaygınlaşmamıştı. Ve şimdi bugüne geldik. Küresel küresel iklim grevlerinin üçüncüsü gerçekleşecek sanırım Türkiye'de. Evet. Yani o günden bugüne neler yaşadın? Hani bütün süreci böyle kısaca bir özetleyebilir misin önce? Ee, çok fazla şey yaşadım. Ee, çok fazla şehir gezdim. Bu e, Türkiye'de olsun farklı ülkelerde olsun ülkede olsun. Ee, konferanslara gittim ee, başkanlarla e, konuştum yeni kişilerle tanıştım ve sorular yanıtladım. Peki o ilkokul grevini başlattığında bu kadar çok kişiye hitap edeceğini ve Türkiye'de de bu kadar ses getirebileceğini düşünüyor muydun? Açıkçası ben bütün dünyayı hedefliyorum. Hani en azından bütün dünyanın bu konuda bir haberdar olmasını ve bilgili olmasını istiyorum. Peki senin hayatında bir şeyleri değiştirdi mi bu süreç? Benim günlük hayatımda bir şey değiştirmedi fakat başladığımdan beri Amazonlar yandı, buzullar eriyor, erimeye devam etti ve e, bağmalar su altında kaldı ve daha yüzlerce şey oldu. Sence insanlar ders almaya başlıyor mu ama bütün bu yaşananlardan sonra? E, yani dersimizi alıyoruz aslında. Bu kadar e, fosil yakıt kullanmamız yani doğalgaz, gaz, petrol, e, kömür gibi. E, havalar ısınıyor. İnsanlar maalesef can kaybı yaşanıyor insanlardan. Bu sadece ayrıca insanlar olmak zorunda da değil. Hayvanlar da maalesef hayvanlardan da can kaybı yaşanıyor. Ee, aynı şekilde bitkilerde yaşanıyor. Şu an nesli tükenmek ola, e, üzere olan canlılar var. Ve ilk nesli tükenmiş ilan edilen memeli türü de mozaik kuyruklu fare. Mozaik kuyruklu fare diye bir grubumuz var bizim. Orada da sosyal medyamızda ee, yok olmak üzere olan veya yok olmuş türleri paylaşıyoruz oraya da bir göz atabilirsiniz isterseniz ee, ve dediğim gibi daha yüzlerce şey oldu peki bu süreçte bütün bunları insanlara duyurmaya çalışırken nasıl yani nasıl tepkiler aldın tek başına mesela Türkiye'de başlattın hareketi, sonra büyüdünüz ve Türkiye'nin şu an birçok farklı şe şehrinde Fridays for Future hareketi yapılıyor evet. Ee, bu büyüme sen nasıl hissettirdi? Yani bir yandan çok kötü şeyler oldu, bir yandan da senin gibi düşünen ve aynı amacı paylaşan onlarca yüzlerce genç gördün bu süreçte. Yani bir kişiyi bile kazansak bizim için çok büyük kar. Ee, yani bunun tam olarak nasıl yanıtlayacağım bilmiyorum ama e, Fridays for Future aslında hiçbir kar amacı olmayan e, veya ilerisinde dediğim gibi para amacı olmayan bir şey. Fakat en önemli kuralımızsa bir hep her zaman bilimi dinleyerek ilerlememiz oldu. Bilimi dinleyerek de birçok kişiyi e, tarafımıza alabildiysek, iklimi savunma tarafımıza alabildiysek ne mutlu bize. Peki Mesela normalde okulda yapıyordun grevlerini, okul grevleri yapıyordun. Evet. Daha sonra yaz tatili geldi. Hı -hı. Yaz tatilinde okul grevini nasıl bir şeye çevirdin? Ya nasıl bir yaz geçirdin bu amacı giderken? Ee, dediğim gibi farklı şeylere gittim yazın. Özellikle bu gittiğim yerlerden biri de İsviçreydi. İsviçre'de birçok iklim aktivistiyle tanıştım. Yaklaşık 38 ülkeden 450 farklı iklim aktivistiyle tanıştım. Ee, onun dışında Ankara, İzmir, Datça gibi yerlere gittim. Oralarda da eylemler mi yaptınız? Oralarda da eylemler yaptım. İnsanları bilgilendirmek için konferanslar yaptım. Peki İsviçre'de bütün yani farklı yerlerden iklim aktivistleri yine bir kamp gibi görüştünüz. Evet. Orada neler yaptınız? Orada en önemlisi Greta Thunberg ile tanıştım. Greta da 16 yaşında İsveçli bir öğrenci. Geçen Ağustos 2018'de Ağustos ayında İsveç parlamentosunun önünde oturma eylemi yaparak aslında başlatmıştı bu hareketi sonucunda da bütün dünya yayılıyor artık İnsanlar iklim krizinin farkında oluyor onun dışında Smile dediğimiz bu yaz kampı adlandır, yaz kampını adlandırdığımız Smile da yok oluş isyanında aslında İngiltere'deki kurucusuyla tanıştık bütün dünyada kurdu fakat İngiltere'de yaşıyor o da geldi İsviçre'ye konuştuk bize çok ilginç zincirleme reaksiyonlar ve bilimsel faktörler anlattı. Onun dışında konferanslar oldu. Orada sembolik olarak hani bunu belediyeler ya da şehirler filan kabul etmedi fakat kendimiz içimizde üç tane maddeden oluşan bir anlaşma declare ettik, duyurduk. Öyle. Peki mesela Greta tanıştığınızda neler konuştunuz? Senin de sonuçta bu iklim aktivist yani iklim hareketine başlamanda ilham verici bir biri olmuştu Greta. Kesinlikle. Onunla tanıştığında neler hissettin? Neler konuştun? A açıkçası e yani Greta ile tanışmak bu işe başladığımda hani en büyük ikinci hayalimdi. Birincisi kesinlikle iklimi düzeltmek. E ikincisi Greta ile tanışmaktı. Hani kahvaltıdaydık. Oradaki her şey vegandı bu arada. Kahvaltıda işte kavun filan alıyordum tepsiyle birlikte. <laughs> e bir anda yanımda Greta belirdi. Hani gözüm karardı, bayılacak gibi oldum açıkçası. Tamamla beklenmedik. Tamamen beklenmedik, hani bir anda yürüyerek geldi. Gayet normaldi. Hani yanında birkaç tane kamera vardı, o kadar. <laughs> sonra konuştunuz, fotoğraf sonra, çekildiniz. Evet, sonra konuştuk. Hatta ondan Kaz Dağları mesajı bile almayı başardık, Türkçe. Kaz Dağları hepimizin dedi. Ya bu da aslında Türkiye'ye çok şey ifade ediyor. Kaz Dağları. Ve Greta ile aslında konferanslara katıldık. Yine bize açıklayıcı hani basın konferanslarına katıldı Greta. Bizi maalesef içeri almadılar. <laughs> Bazı durumlarda da biz basını içeri almadık. Çünkü orada iklim aktivistine iklim aktivisti konuşmamız gerekiyordu. O basınlardan da sonra biraz hani özür diledik. <laughs> mesela basını hani basının ne kadar yer verdiğiyle ilgili mesela bence bir yılda çok büyük bir değişim var iklim krizine dair. E, haberlerde gördüklerimiz mesela Greta dünya basınında her yerde çok fazla sembol olarak hani öne çıkmış hı hı. bir isim ama sence hareket yeterince öne çıkmış durumda mı Türkiye'de de düşünürsen hani mesela haberleri izlediğinde e, durumun ne kadar acil olduğunu işte saydığımız işte Amazon ormanları Bahamalarda yaşananlar yeterince ciddi veriliyor mu sence Öyle haberlerde için. kesinlikle yani dergilerde kesinlikle ya da gazetelerde kesinlikle verilmiyor çünkü gazeteyi açtığımızda Tek görebildiğimiz şey hani politik veya ekonomik şeyler. Fakat e, biz hani bazen grev yaptıktan bir gün sonra gazetelerde görebiliyoruz. Veya felaketler olduğunda, büyük felaketler. Mesela Amazon yandı, Hı. o zaman görebildik. Ya da e, bağmaları sel bastı, o zaman görebildik. Fakat normal gündemimizde de görmemiz lazım. Hani küresel ısınmaya veya e, küresel ısıtmaya artık bunu söylüyoruz veya... İklim değişikliği yerine iklim krizi diyoruz. İklim krizini günlük hayatımızda dediğim gibi gazetelerde, dergilerde biz birçok basın organında görmemiz gerekiyor. Bu isim değişikliklerini niye özel olarak değiştiriyorum? Mesela değişik, iklim değişikliği, iklim krizi, küresel ısıtma bunları biraz anlatabilir misin? Tabii. Küresel ısınmayı öncelikle anlatmak istiyorum. Neden küresel ısıtma diyoruz? Çünkü küresel ısınma kendiliğinden olan bir şey gibi duyuluyor. Fakat bu dünyayı biz ısıttığımız için bunu artık küresel ısıtma diyoruz. Ee, i̇klim değişikliği yerine iklim krizi dememizin de asıl sebebi değişiklik gayet normal bir şeydir. Fakat e, artık ölümler oluyor ve insanlar bunun ne kadar ciddi bir şey olduğunu anladıkları için artık buna kriz demeyi kabul ediyorlar. Yani o aslında medyanın da o dile önem vermesi ne kadar ciddi olduğunu göstermesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Evet kesinlikle. Peki sana çok fazla sorulmuştur. Sen çok anlatmışsındır. Sonuçta bir krizden bahsediyoruz. Çözüm ne olabilir? İnsanlar ne yapabilir diye. Bunu kendinden örnek vererek anlatabilirsin belki bize de. Hani sen neler? Kendi günlük hayatında yaptığın en ufak değişiklikten başlayarak anlatabilirsin. Mesela. Ufak değişiklikler aslında büyük şeylere dönüşebiliyor. Önce bunu söylemek istiyorum. Mesela plastik pipetten metal pipete geçiş yapılabilir. Veya uçaktan trene geçiş yapılabilir ulaşımda. Ee, hani mümkün olan yollarda araba yerine bisiklet kullanılabilir. bunun gibi çoğu değişiklikli yapı yapılabilir. Mesela plastik şişe yerine cam şişe kullanılabilir. Ben bunları biraz daha büyüttüm ve hani şu anki duruma geldim ve istediğimiz asıl şey şu an Paris İklim Anlaşması'nın meclisten geçirilmesi ve bütün dünyada iklim acil durumu ilan edilmesi. Önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler'in toplanacağı iklim zirvesinde de Paris, e... Paris anlaşmasındaki işte öneriler sunulacak evet. sanırım. Peki bu küresel iklim grevi de zaten hemen öncesinde planlandı. Küresel iklim grevinde neler söylenecek bugün? Ee, yani aslında söylenecek değil. Herkesin farklı konuşmaları var. Ben size isterseniz akışı hemen söyleyeyim. Aklımda olanı kadar. Saatlerle birlikte saat 2'de İskele'de buluşuyoruz. Kadıköy e, İskele meydanında. Saat e, 4'te Kadıköy Yoruç Parkı'na gidiyoruz ve saat 5'te konuşmalar başlıyor. Ak şey, çağrı yapan aktivistler konuşuyor. Saat gece 10'a kadar da konserlerimiz var. Sen de konuşma var. yapacak mısın? Ben konuşma yapacağım evet. Peki bu bu iklim grevi ilk kez yetişkinlerle gençlerin birleştiği iklim grevi evet. olacak. Bu sefer hani bütün yaştaki kişileri çağırıyoruz. Yetişkinler, çocuklar, yaşlılar herkesi çağırıyoruz. Herkesin gelmesini istiyoruz. Nasıl bir katılım bekliyorsun? Umutlu musunuz? Çok çok umutluyum. Evet. Bu süreçte insanları bilgilendirmek için yaptığınız farklı şeyler oldu mu iklim grevine çağrı anlamında? Hani daha önce gelmemiş, daha önce ya da farkındalığı olmayan insanları çağırmak için. Yani farklı yerler gezdik dediğim gibi fakat daha önceki grevlerde yapmadığımız bir şey daha vardı. Bu şey grevlerden önceki cumalarda gidip grev yapacağımız yerde o cuma grev yapmak. Yani 20 Eylül'de biz grev yapacağımızı bildirmek için liselerle grup yaptık. Ee, yani gruplaştık ve onları e, her cuma yani bir süre sonra cumalar e, aslında bizim yine iklim grevimize döndü. Fakat orada çağrılar yapmadık. Sadece insanlara e, neler olduğunu anlattık parktan geçen insanlara ve bir sürü çağrı yaptık medyada ve sesimizin duyulmasını istedik. Peki parktan geçen insanlara çağrı yaptığınızda nasıl tepkiler alıyorsunuz? İlgileniyorlar mı insanlar? Ee, yani çoğunlukla şöyle el hareketleriyle tepki aldık. Çok umursayan kişiler olmadı. Fakat ee, hani ben geleceğim kesinlikle geleceğim diyen kişiler de oldu. Onlardan da tabii umutlandık. Yani, Umarım gelirler. Okulunda mesela daha önce işte sen mesela başlat, sen başladın bu harekete. Sonra arkadaşların hani... Senin kadar bilinçliler miydi bu konuda? Onlar da katılmak istediler mi yoksa böyle bir süre onları anlatmakla mı geçti senin yani için? Yani bir süre anlatmakla geçti aslında. Onlar bana boşa uğraşıyorsun diye aslında hani böyle biraz e, üzüldüler hani çocuk bu zamanda boşa harcıyor diye bana biraz üzüldüler aslında. Fakat öğretmenlerim destekledi e, ve çevremdeki yani okulunda olmayan arkadaşlarım da hani biraz daha aslında bana destek oldu diyebilirim ailem ailemin de çok büyük desteği var aslında peki bütün bunları yaparken de iklim krizi için hmm. mücadele verirken e, atlas sarf oldun işte hobileri işte boş zamanlarında yaptığın şeyler bütün bunlarla hani bütün bunları yapmaya devam edebildin mi neler yaptın ee, aslında hani yazın farklı, okul başlayınca farklı. Ben şimdi 8. sınıfa gidiyorum ve eve geldiğimde yatana kadar ödev yapıyorum ve test çözüyorum. Pek zamanım olmuyor gün içinde. Fakat e, pazartesiye kadar okula gidemeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz yoğunuz bu aralar. Cuma gününe hazırlanıyoruz. E, bugün de okulu kırdım. Yarın da okulu kıracağım. E yani ve pazartesiye kadar okula gidemeyeceğim. Dediğim gibi e, Son günlerde biraz yoruldum. Okulunuz anlayışlı davranıyor mu? Okulumuz gayet destek veriyor aslında bana. Geçen okulum pek destek vermiyordu fakat şu anki okulum gayet destek veriyor. Mesela bu cuma günü okullar kırılacak evet. bir grev var. Ee, şu anda Türkiye'de okulun yani tatil eden okullar varmış. Var. Ee, onun dışında da sence mesela New York'ta e, hani 1 milyondan fazla öğrenci için okul tatil edilmiş. Dün açıklanmış. Sence Türkiye'de böyle bir şey olabilir mi? Ee, yani okullar hani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bunu yapması çok zor bir şey. Hani biz onlara mektup göndermemize rağmen e, pek hani umursamadılar Hiç ama tersiniz. biz e, müfredat aslında iklim değişikliğinin, Hı. iklim krizinin ve küresel ısınmanın e, dahil olması için bir mektup gönderdik. Şu anda ama müfredatta mesela dersinde özel olarak böyle bir şey görmüyorsun. Öğretmenlerinin e, size hani müfredat dışı olarak anlatmak istediğinde anlatabileceği bir konu değil mi? Yok. Aslında fen dersimizde görüyoruz. Fakat çoğu konu yanlış hani Mertçına. yanlış anlatılmış ee, ve hani biz aslında özellikle bir iklim değişikliği iklim krizi küresel ısınma küresel ısıtma diye bir ders istiyorduk fakat onu fen dersine çektiler hani bilmiyorum o zaten vardı daha önceden bu sene de ilk konu aslında bu yüzden hani e, okuldaki öğrencileri de biraz 20 Eylül'e hazırladım hani geleceklerini söylüyor birkaç kişi ama bakacağız yani sen geleceklerini düşünüyorsun. Evet, ama şu yani anki okuldaki müfredat aslında hani fen dersinde biraz var. Fakat az, e, az yeterince değil. Biz onu dediğim gibi ders olarak istiyorduk. Fakat yok. Yani çabalıyoruz <laughs> onun hakkında. Peki son 11 yıl deniliyor biliyorsun. Evet. Bu, bu gelecek seni korkutuyor mu? Yani e, so şu anda çabaladığın bir şeyler, hani çabalıyorsunuz ve aslında herkesin çabalaması gerekiyor. Ama hani umudun ne durumda? Umutlu musun geleceğe dair? Yani aslında gelecek tabii ki korkutucu, çok korkutucu. Fakat şu an içinde olduğumuz durum da gayet korkutucu. Sizce değil mi? Evet. Yani insanlar ölüyor, felaketler oluyor, felaketler oluyor, hayvanlar ölüyor. Dediğim gibi bir sürü felaket yaşanıyor ve bunun sonucunda çıkan şeyler hani muazzam sayılarda dediğim gibi kayıp, ee, dediğim gibi insan sadece olma, olmak zorunda değil. Hani umudum yine var Tabii ki umudum var. Bu işi yoksa yapmazdım bence. Umudumu asla kesmeyeceğim. konuştuğumuzda. sen e, hani iklim krizini anlatmak bizlerin görevi, devletlerin görevi de bunları uygulamak, söylediklerimizi uygulamak diyordun. Ve hani o zaman dinleyeceklerine dair bir umudum var mıydı? Ve şu anda sence devletler, işte dünya liderleri, iklim aktivistlerinin sözünü artık dinlemek zorunda olduklarını anladılar mı? Yani aslında büyükler bize çoğunlukla dedikleri şey, ee, siz yaparsanız siz gençsiniz fakat e, bunları dediklerinde onlara da asıl, aslında sormamız gereken bir soru var. Siz gençken geleceğinizi e, geri almak için bir şeyler yaptınız mı? Geleceğinizi kurtarmak için bir şeyler yaptınız mı diye sormamız gerekiyor veya umursadınız mı diye sormamız gerekiyor. Devletlerin bizi sonradan dinleyeceğini düşünüyordum ve harekete geçeceğini de düşünüyordum. Ee, bazı belediyeler şu an bizle hala kontak kuruyor, iltibattayız. Fakat hani bütün... ...dünyaya kurmak, hani itibat biraz zaman alacak diye düşünüyorum. Mesela Greta dün e, Amerika'da kongrede konuşmuş ve... ...hani bizi övmeyin sadece, övmekle hani biz, evet. biz gençlerin ne kadar harika olduğunu söylüyorsunuz ama... ...bir şeyler yapması gereken sizlersiniz demiş. Yani sana mesela, yetişkinlerden, seni dinleyenlerden... ...seni e, sadece işte hani övüp hayranlık duyduğunu hissettiklerin oluyor muydu yani? Hani durumu tam anlamadan sadece çok güzel iş devam edin gibi. Ee, daha önceden iklim krizini duymadan önce hani e, haberleri açardım fakat dikkat etmezdim. İklim krizinin ne kadar ciddi bir felaket olduğunu öğrendiğimde Greta benim gerçekten idolüm oldu. Ve e, Greta'nın aldığı e, vicdan elçisi ödülü, a, e, Af Örgüt tarafından aldığı vicdan elçisi ödülü gerçekten hani... Orada dedikleri de beni çok etkiledi. Ben konuşmayı dinledim. Dediğiniz gibi bizi övmeyin. Sizin de bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bunu sadece bizi tebrik ederek yapamazsınız diyor. Ve şey dedi orada. E, ben bilim insanı değilim. E, övgülerinizi lütfen kendinize saklayın dedi. Hani bu gerçekten çok etkileyici bir şey. Yani siz aslında bilimi dinlememiz gerektiğini söylüyorsunuz. Evet. Sonuna kadar bilim. Ama siz de mesela özel olarak mesela şu anda takip ediyor musun bilim dergilerine neler olup bitiyor? Hı hı. Hani kendi özel radarına girdi mi bu tarz gelişmeler dünyada bilimsel anlamda neler oluyor? Yani iklim krizinden daha önce artık şey dinliyordum. Haberleri değil daha çok çocuk programlarını dinliyordum. Fakat artık haberlere biraz fokuslanmış durumdayım. ve <laughs> hani bilim dergilerine işte sanat dergilerine daha çok önem veriyorum artık. Yani evet hayatımın içine az çok girdiler. Yani Hayatının içinde mesela o eğlence vakti olarak geçirdiğin şeylerde mesela daha önce çizgi romanlarla ilgilendiğini söylemiştin. Evet. Ee, hani hala ilgileniyor musun ya da futbol oynuyordun. Futbola Hı -hı. olan hani zaman ayırabiliyor musun aslında bütün bunların arasında? Ee, okul başladığı için hani yazın ayırabiliyordum. Çok zamanım vardı. Fakat okul başladı dediğim gibi 8. sınıfım. Çok ödevim var. Çok test çözmem gerekiyor. O yüzden biraz daha az zaman ayırabiliyorum ama hani iklim krizi her zaman önceliğin. Evet, iklim krizi yani her zaman önceliğin. Anladım. Peki e, şu anda mesela Türkiye'den iklim aktivistleriyle Fridays for Future'dan tanıştıklarınla birlikte bu süreçte hani e, hani ortak bir çizgide mi ilerlediniz? Hani ortak bir çizgisin var Fridays for Future'ın yoksa herkes kendi neyi öne çıkarmak istiyorsa? E, ...onun izinden mi ilerliyor? Hep bir birlik olarak devam ettik bu yolda... ...ve öyle devam etmek istiyoruz. Çünkü organize olduğumuzda... ...ne kadar büyük işler yapabildiğimizi biliyoruz. 20 Eylül'de Fridays for Future ve... ...Sıfır Gelecek... E, ...ortak bir Hı -hı. eylem planı çıkardı. Sıfır Gelecek'te hani ...bize ikisini de ayrı ayrı biraz anlatabilir misin? Mesela insanların... hani ...belki kafası Tabii. karışabilir bilmiyorlardı. E, sıfır Gelecek aslında... ...Fridays for Future'ı... Fridays for Future'ın çağrısını desteklemek için kurulan bir platform. Ee, onun için de farklı e, STK'lar, farklı kuruluşlar var. Ee, yani Fridays for Future'dan aslında çok da bağımsız değil. Peki büyük kuruluşlardan sizi destekleyen, küresel iklim grevine, Türkiye'den destek olan, e, var mı böyle beklemediğin, şaşırtan destekler? Ee, yani aslında çok yok. Fakat e, aklımda olan farklı şeyler var, STK'lar var, kuruluşlar var. Peki böyle keşke mesela işte şu grupta destek olsa. Keşke onların da bir e, katkısı olsa dediğin bir e, hani mesela devlet kurumu olabilir ya da işte bir e, sivil toplum kuruluşu olabilir Hı -hı. var mı öyle bir şey? Yani keşke gazetelerin hepsi veya haber kanallarının hepsi bize destek olsa diyebilirim. Şu anda mesela biliyorsun iklim haberlerini öne çıkarmak için dünya çapında yüzlerce medya kuruluşunun başlattığı bir proje var. Hı hı. Ee, hani iklime öncelik vermek, iklimin aciliyetini fark ettirmek evet. için. Yani aslında belki de bu sizin çağrılarınızla insanların yapmaya başladığı, işte adım attığı şeylerdir. Bunlar sana nasıl hissettiriyor? Mesela bir yıl içinde böyle bir değişim görmek dünyada. Bu gayet iyi bir aslında ilerleme. Bunu e, yapan şu an Açık Radyo var. Açık Radyo'da iklim acil diye bir programları var onların. Ee, şu zaten. an 25 tane e, program oldu sanırsam. E, onlarla birlikte sadece iklimi anlatıyorlar o programlarda kısa olsa bile çok güzel anlatıyorlar. Hani iklime öncelik vermemiz gerektiğini aslında bahsediyorlar. Sen de konuk oluyorsun evet. konuşuyorsun. Yani aslında e, bazı programlarda konuk oluyorum, bazı programlarda e, hani iklim acile şu an henüz olmadım ama bir e, konuşma yaptım onu da son yerin koyacaklar. Bu süreçte zaten konuşma yaptın. Mesela geçen hafta da İstanbul'da BNL'de konuşma yapmışsın evet. sanırım. Ee, yani mesela o tarz konuşmalar yapmak sana nasıl hissettirdi? Eminim yani mesela 15 Mart'ta tahmin eder miydin kalabalıklara da konuşmaya başlayacağını? Yani az çok tahmin ediyordum çünkü hani bu gerçekten Fridays for Future'ın büyüyeceğini düşünüyordum. Çünkü önemli bir hareket ve bizim geleceğimizi etkiliyor. Olduğu için büyüklerin de bize katılacağını düşünüyordum. BNL'deki konuşmam Gayet ders vericiydi ve bilgilendiriciydi, üstüne büyükleri hani yapmamız gereken şeyleri anlattım ve onlar da bence biraz dikkate almışlardır diye düşünüyorum. Bundan sonrası için mesela hani küresel iklim grevinden de sonra yapacağın, planladığın projelerin var mı bu var. konuda? Neler var, var mesela? Ee, mesela bir dahaki şeye, e, küresel iklim grevine hazırlanıyoruz, o da Kasım'da. Kasım'da peki kişisel olarak konuşacağın ve böyle seni takip edebileceği insanların yerler var mı? Var. Ee, hani benim yine internet sayfalarından takip edebilirler beni. Ee, onun dışında hazırlandığım program olan Alman konsolosluğunda bir tane görüşmem olacak. Ee, Almanya'dan aktivistler geliyor. Onlarla birlikte görüşmeler yapacağız işte. Almanya'da Türkiye'nin biraz karşılaştıracağız. Hani sizin aktivistler daha çok neye önem veriyor veya hani e, size gelenler daha çok ne gibi sorular soruyor. Gibi tartışmada olacağız. Çok teşekkür ediyoruz Atlas. Son mesajın ne olurdu? Hepinizi 20 Eylül'e küresel iklim görevimize bekliyoruz. Görüşmek üzere.